Merhaba, Aquam Rehber'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu bir akıllı priz incelemesi. Oldukça kullanışlı bir ürün. Yanda özelliklerini görüyorsunuz. Uzaktan kontrol, Wi-Fi, zaman ayarlı. Kolay kurulumdan bahsedilmiş burada. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Kolay şeyde de var zaten. Kulağıma kılavuzunda da detaylı açıklanıyor. Oldukça da kolay bir kurulum var. Zaten birebir uygulayacağız. Videoya başlamadan önce küçük bir ricam olacak. Beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Eğer beğenmediyseniz videonun sonunda geri alabilirsiniz. Link soranlar muhakkak olacaktır. Satın alma linkini de aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada mekanik bir zaman ayarlı priz fiş incelemesi var. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Buradan bulup onu da inceleyebilirsiniz. O da bundan daha iyi veya daha kötü diyemeyiz. İkisinin de artıları eksileri var. Bununla ilgili de bir video düşünüyorum yakında. İzleyenler bir kontrol etsinler. Belki de çekmişimdir. Evet, şimdi kutu açıldı. Böyle bir durum var. S-Link oldukça küçük, oldukça kompakt dedikleri hani TUYA'yla. TUYA'da uygulaması da var zaten. Buradan düğmeye basıp açıp kapatabildiğimiz gibi Wi-Fi üzerinden de, uygulaması üzerinden de rahatlıkla bunu ayarlayabiliyoruz. Burada da bu 16 amperlik modeli, bir de 10 amperlik var. Bağladığınız cihazların çektikleri 16 amperi geçmeyecek. Mesela çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kettle falan gibi daha böyle yüksek elektrik tüketen şeyler için 16'yı öneriyorlar. Ben tabii ki, bu bir akvaryum kanalı burası. Burada akvaryum ışıklarını bağlıyorum ama bir amper kontrolü de yapmam lazım. Çok fazla ışığı tek bir yere bağlamak 16 amperde sıkıntı olabilir. Bununla kullanım kılavuzunu bu arada görüyorsunuz. Arzu eden durdurup bakabilir ya da internette de vardır muhtemelen. Ben bilgi vermeye devam edeyim. Artı 30 saniye, eksi artı 30 saniyelik bir durum var, bir fark var burada. Öyle bir hani yanmada, açılmada uygulama üzerinden. Burada da uygulamayla ilgili detaylı bilgiler verilmiş. Alexa ile kullanılabiliyor. Amazon Alexa ile görüyorsunuz. Smart Life birçok TUYA uygulaması var dediğim gibi. Onu yüklemeniz gerekiyor. Burada da neler oldukları, toprak korumalı prizlere de giriş yapabiliyor. Öyle de bir artısı var diyelim. Sonra devam kısmında da şeyler var. Evet, bu demin bahsettiğim mekanik. Şöyle bir yan yana koyacağım. Bunun dediğim gibi detaylı videosunu çekmeyi düşünüyorum. Artıları, eksileri. Buradan saati ayarlıyoruz döndürerek. Buradan da dişlilere basarak her 15 dakikalık 24 saatlik bir durum var bunda. Burada 1 olduğunda tamamen yanıyor. O saat gibi şey olduğunda zamanlamanız devreye giriyor. Bunda da yine 16 amperlik bir durum varmış. Demek ki rahatlıkla kullanabiliriz bunu da. Evet, bu biraz büyük gördüğünüz gibi. Neredeyse 2 katı. Öyle bir durum var. Bunda da yine, bunda dediğim gibi kanalda detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Şimdi bunu kullanmak için uygulama yüklemeniz gerekiyor dediğim gibi. TUYA birçok uygulama, birçok şey olan bir uygulama, bir şirket galiba. Bir yerli firma bu arada bunu üreten de. Google Play Store'dan ben Android telefon kullanıyorum. Oradan TUYA Smart'ı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra dediğim gibi bağlamak oldukça kolay. Bekliyoruz burada biraz, 50 MB kadar aşağı yukarı yükleniyor. Açtığımızda bir kayıt ekranıyla cihaz ekle durumu var. Kayıt yapmanız gerekiyor. Kaydı yaptıktan sonra buralara geliyorsunuz. Bir mail kaydı istiyor. Burada bahsedilmiş neler olduğundan, işte artlarından, eksilerinden, birkaç özelliğinden bahsedilmiş. Burada ben diğeri seçtim. Diğerden akıllı prizi seçtim. Burada konuma izin verdim. Vermeseniz de olur galiba ama konum seçildiğinde çok daha büyük avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Mesela evden, ben eve geldiğimde ışıkları yak dediğinizde bu tarz bir konumla ilgili durumlar varmış. Evet, şifre girdim. Cihazı ekleme işlemini gerçekleştiriyor. Bu biraz zaman aldı ama burada göründüğü kadar 2 dakika falan almadı. Bayağı bir hani 25-30 saniyedi galiba. Tamamladı. Ben buraları biraz kısa kestim. Evet, başarıyla eklendi. Smart Socket tıklıyoruz, giriyoruz. Bu kısım tamamlandı. Böyle bir ekran. Bu ana ekran Power, Timer, Countdown, Electric. Power'a bastığınızda doğrudan açıp kapatabiliyorsunuz.
Program ekranı var. Programdan da yine ekrana eklemeler yapabiliyorsunuz. Mesela günleri seçiyorum. Öncelikle bunu yaptım. Tüm günleri seçtim. 10 kısmı yani çalıştırı ayarladım burada. Atıyorum akvaryumun ışıkları saat 11'i 10 geçeye mi ayarladım? Burada saat ve dakika sonrasında bu dediğim gibi 10 kısmı yani aktif ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bir şey takılı olması gerekiyor tabii. Bununla ilgili uyarılar da yapmışlar. Bu gördüğünüz gibi her gün power on yani aktive et saat 11.10'da. Bu birinci komut. İkinci bir program daha ekliyoruz. Bunda da söndürme komutunu veriyorum. Power off işaretliyorum. Bunda da kaç demiştim? 19.00 mı? Galiba 19.00'da da hani örnek olsun diye böyle kullanmayacağım ama kaydet diyorum. Böyle olunca her gün saat 11.10'da ışıklar yanıyor, 19'da ışıklar kapanıyor. Böyle bir durum gerçekleşiyor. Bunu da bir defa yapmışım. Bu ikinciyi de her gün. O dikkatimden kaçmış. Bunu da her gün olarak ayarlıyorum. Yine kaydet deyip ekrana geldiğimizde dediğim gibi her gün her gün power on, power off, 11, 10, 19, çift 0. Bu sayede benim en çok işime yarayan kısmı bu. Bir de bu power'a bastığınızda ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Countdown, burada bir geri sayım aracı var. Bunu açıkçası çok kullanmadım, haberim yok. Bir de bu elektrik var. Burada da tüketilen elektrik, voltaj gibi durumlardan bahsediyor. Evet, şimdi eşleştirme kısmı. Düğmesine basıyorsunuz. Böyle herhangi bir üçlüye falan da takabilirsiniz bunu. Ha, şu tuşla nasıl hemen çok kolay aktif olduğunu göstermek için bunu yaptım. O butona bastığınızda hemen aktif oluyor. Yani ışığı açıp kapatabilirsiniz böyle bir ampul bağlarsanız ya da akvaryum ışığında böylelikle çok kolay yakıp kapatabilirsiniz, açıp kapatabilirsiniz. Burada bir canlı bir zamanlayıcı örneği yaptım bir akvaryumda. Benim biliyorsunuz 220 litrelik Güney Amerikan akvaryumunun 2 dakika çalıştırdım galiba. Burada zamanlayıcıyı ayarladım. 2 dakika yani aktif olacak, çalışacak. 2 dakika, 1 veya 2 dakika çalışacak. Sonra yeniden kapanacak şekilde. Gördüğünüz gibi ışık kendinden açıldı. Bu arada uygulamanın üzerinde de, cihazın üzerinde de yazıyor. Artı eksi 30 saniye diyor. Yani 19.00 oldu hemen yanmayabiliyor. 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye hem açarken hem kapatırken bir gecikme toleransı bırakmışlar. Bende de oldu. 15 saniye falan galiba bir kayma oldu ama o Android, işte Wi-Fi falan oralardan olabiliyor. Çok böyle müthiş dakik bir şey değil galiba ama fazlasıyla işinizi görüyor. O mekanik bez mesela 15 dakika hassasiyetiyle çalışıyor. Yani 15 dakikalık aralıklar belirleyebiliyorsunuz. Bunda 1 dakikalık aralıklar belirleyebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var bu cihazın. Evet, başka neden bahsedebilirim? Kullanımı gerçekten kolay. Dediğim gibi 16 ampere kadar destekliyor. Bir de 10 amperlik olanı var. Gördüğünüz gibi şimdi de ışık söndü. Elektrik gidince ne yapacağız diye bir soru işareti olabilir. Herhangi bir sorun olmuyor. Elektrik gelir gelmez modemle yeniden Wi-Fi ile haberleşip saati falan geri alıyor. Ben birebir deneyimlemedim ama örnekler ve buna benzer incelemelerde bunu gördüm. Hemen yeniden organize olabiliyor. Hatta fişten çekip başka bir fişe taktığınızda da oradan hemen yine dediğim gibi Wi-Fi'den sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Göstermedim ama sıcaklık, nem, konum gibi ayarlama özellikleri de var. Yani ne demek? Mesela sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktığında atıyorum aydınlatmayı kapat. Ya da sıcaklık bilmem kaç derece olduğunda ventilatörü çalıştır. Ya da nem şu kadar olduğunda evinizde hangi cihaz varsa onu çalıştır veya aktive et. Yemek pişirmeyi eve gelmeden bir saat önce, yemek bir saatte pişiyorsa açıyorsunuz. Siz eve geldiğinizde yemek pişmiş oluyor. Teoride güzel tabii. Konum özelliği var. Konum özelliğinden de bahsedilmiş. Mesela yine yaz diyelim. Sizin konumunuzun da tabii sürekli açık olduğu varsayımıyla bu ortaya çıkıyor. Ben eve yaklaşırken benim konumum şuraya geldiğinde klimayı çalıştır. Böyle bir özelliğinden de bahsedilmiş. Bilemiyorum.
yapılabilir. Güzel bir ürün. Fiyatı uygun. Ben 2021'in galiba 4. ayında 105 liraya mı aldım, 108 liraya mı aldım 16 amperli. Tabii ki fiyatlar sürekli değişecek. 115-120 herhalde bu videonun yayınlandığı sırada, bugünlerde. Siz de bakıp tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi mekanik size daha çok uyabilir belki. Fiyatı da bir tık daha uygun. Karşılaştırma yapıp alınabilir. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup o zil butonuna basmanızı da videolardan anında haberdar olmanızı sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.